Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sen hemen söz istersen ya. Evet. Dün akşam aslında Türk Spor'una, Türk Spor tarihine adımızı yazdırdık. İki sayı farkla Dünya Şampiyonu'na ve son Avrupa Şampiyonu'na yenildik. Aslında buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandık. Bu bizim için büyük bir gurur. Bizleri destekleyen, televizyon karşısında, sahada destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün takım arkadaşlarım, federasyonum, teknik ekip, bütün sporcu ailelerine de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Doğum yaptıktan 10 ay sonra sahaya dönmek benim için çok kolay olmadı. Ama bizimle beraber kamptaydı Pamir'de. Annemin büyük desteği var. Sağ olsun maçta ve antrenmanda olduğumuz zamanlar boyunca destek verdi. Annelerin evde oturmasına, hiç yani çalışmamasına gerek yok. İsteyen kadın, kadınlar güçlü, her şeyi yapabilirler. Ben buradan yolu açmış olayım. Arkamızdan da bütün kadınlara bir ilham oluruz umuyorum. Ben inanıyorum ki geçtiğimiz 21 gün boyunca birçok kız çocuğuna ışık olduk, yollarına ışık tuttuk, ilham olduk. Hepsine sporun bir yerinden en azından dokunabildiysek ne kadar mutlu bize. 2003'te ablalarını izleyerek başlayan bir nesil şimdi 2019'da Avrupa ikincisi oldu. Umarım bizleri de izleyerek voleybola başlayan genç jenerasyon bizden sonra bayrağı devralır, şampiyonluğu onlar kazanırlar. Çok teşekkür ederim. Tamam. Turnuva ilk defa 4 ülkenin ortaklaşa düzenlendiği bir Avrupa şampiyonası oldu. O yüzden tarihte en uzun bir Avrupa şampiyonası oldu. Oldukça zor ve uzun bir turnuvaydı. Neredeyse 21 gün süren bir turnuvaydı. Maçları tek tek oynayarak, rakiplerimizi tanıyarak, her gün artan bir performansıyla artan bir performansı sergilediğimizi düşünüyorum. O yüzden bu takımla gerçekten gurur duyuyorum. Çeyrek finalde de çok zor bir rakiple karşılaştık. Kağıdın üstünde belki bizden daha güçlü gözüken Hollanda takımıyla, ama onları da kazanarak yarı finale çıktık. Sonra yarı finalde de acaba olur mu derken finale kadar yükseldik. Ve son iki sayı farkıyla finale de kaybettik. İçimizde biraz buruk duygular var ama Avrupa'nın ikincisi olmak da ayrı bir gurur gerçekten. Sporla uğraşan tüm kız çocukları, erkek çocukları da fark etmiyor. Gerçekten hayallerinizin peşinden gidin. Her zaman çok çalışın, çalışmayı hiçbir zaman bırakmayın ve inanın ki birçok kez düşebilirsiniz, belki ikinci olursunuz, belki yenilirsiniz, ama onlar hepsi bir ders olsun, hiçbir zaman vazgeçmeyin, hayallerinizden peşinden koşun. Peki koçak? Kesinlikle hepimizin tanıdığı gibi 10 yıldır, neredeyse 10-11 yıldır burada çalışan bir antrenör, Vakıfbank Kulübü ile büyük başarılara imza atan bir antrenör. Son 10 yılda kimsenin yapmadığı başarıları yaptı diye düşünüyorum. Öyle bir antrenörle bizim milli takımda çalışmak gerçekten büyük bir onur. Bizim için büyük bir gurur onunla çalışmak, ondan bir şeyler öğrenmek, onun bize bir şeyin katkı vermesi bizim için çok büyük bir şey ve zaten onun büyük bir payı vardı bizim buralara gelmemize. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.